Efendim şair. Burası Hızlı Burger'deyiz şu an. Yeşilköy'deyiz. Çok değişik bir mekan olan ve çok da keyifli bir mekana ait burası ama. Evet. Buranın hizmetlerinden ve tercih sebeplerinizden önce ben sizi tanıtmak istiyorum izleyicilerimize. İrfan Şahir kimdir? Hızlı Burger nasıl oluştu? Hikayeyi anlatabilir misiniz lütfen? Evet. Şimdi İrfan Şahir 22 yıldır hizmet sektöründe müşterilere küçüklüğünden beri, 8-9 yaşından beri hizmet veren bir kişi. İnsanlarla iç içe olan bir insan aslında. Evet, insanlarla sürekli iç içe olan bir kişiyiz. Evet. Hızlı Burger de bu insanlarla iç içe olan hizmet kalitemizi etimizle birleştirip hamburgeri insanlara daha iyi bir hizmetle tattırmak için doğan bir şirket. Evet. Bu nedenle ikisini bir araya getirdiğimizde iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Evet, insanları... burada aslında biraz da bireysel olarak da çok sevilen karakterler. Şimdi evet. Abiniz var aslında, Cihan Bey var. Evet. Onu buradan selamlarımızı iletelim. Tabii. Onunla beraber yapıyorsunuz burayı da. Yapıyoruz, evet. Onların da güzel bir tat alsın diye oluşturduğunuz bir hikaye sanırım Hızlı Burger, evet. Öyle değil mi? Birazcık açalım hizmetlerinizi, biraz Hızlı Burger'den bahsetmek istiyorum, faaliyetlerinizden ve tercih ve sebeplerinizden. Ne kadar yıldan beri bu mekandasınız? Bölge olarak 14 yıldır bu bölgedeyiz. Bu bölgedeki insanlara 14 yıldır hizmet veriyoruz. Evet. Hizmet sektöründen dolayı. Evet. Yaklaşık 2 aydır bu hizmeti sunuyoruz. Şöyle göstereyim. Evet, harika bir görüntü var. Şu bu 3 ay önce doğup 2 ay önce hizmete başlayan bir kurum burası. Evet. Hızlı Burger. Aslında butik bir burger diyebiliriz buna. Çünkü eti biz yapıyoruz. Aynı zamanda hayvancılık yapıyoruz. Var, evet. Kars'tayız biz. Evet. Kars'ta hayvancılık yapıyoruz. Aynı zamanda hayvan yemi de üretiyoruz. Tamamıyla organik. Evet. Bu yediğiniz etin hayvanın organik beslenin. Hem kendimiz yetiştirmiş olduğumuz hayvanlar ve yemini de kendiniz bildiğiniz için gönül rahatlığıyla insanların yemesini söylüyoruz aslında buradan, öyle değil mi? Kaç çeşit burgeriniz var burada? Çünkü farklı bir burger anlayışınız var burada sizin. Farklı da isimleriniz var aslında, öyle değil mi? Isimleri kaç çeşit? 13 çeşit. 11'de 13'e çıkartmak zorunda kaldık. Evet. Çünkü vejeteryanı unutmuşuz. Harikasınız. Her insanın tatması gerekiyor. Evet, vejeteryanı unutmuşuz. Bir de kendi tarifimiz olan yeşil ekmek. Yani özel, organik bir tarif. Ispanak. Ekmeği de siz yapıyorsunuz. Evet, ekmeği de biz yapıyoruz. Ispanak özünü kullanıyoruz. Onu da açıklayayım. Evet. Ispanak özünü kullanıyoruz. Harikasınız. Eti biz üretince, ekmek de bu arada biz, ekmek de bizde. Unumuz tamamıyla organik. Kars buğdayıyla yapılıyor bunda. Harikasınız. Her şeyi Kars'a bağladık. Kars biraz dışarıda kalıyor ama biz İstanbul'a biraz daha getirdik. Evet. Bu sayede iyi bir lezzeti insanlara tattırmayı umduk burada. Ama iyi bir hizmetle. Yani biz hizmet tarafından geldiğimiz için iyi bir hizmet sunarak bu lezzeti tattırmayı düşünüyoruz. Peki hizmet demişken neden tercih edebilirsiniz? Hizmetlerinizi biraz açalım. Neden hizmetlerinizde neden tercih etmediler? Nereye dikkat ediyorsunuz? Hizmette müşteriye güler yüzlü olmalıyız. Her şekilde müşteri daima haklıdır kuralını tüm çalışanlarımıza, tüm hepimize adapte etmemiz gerekiyor. Karşılama, uğurlama konuları çok önemli bizim için. Ve bu ürünü sunma şeklimiz çok önemli. Bu da bir hizmettir. Bunun şurada dışarı çıkıntı bile olması tamamıyla o kutunun müşteriye daha böyle güzel gözükmesini gösteriyor. Farklı paketleriniz var aslında. Biz de buradan biliyoruz ünleri. Sadece paketi isteyen bile, poşetini memnun kalan insanlar bile var. Her renk paketlerimiz var. Bunu artık 7 rengimiz var. Ve her gün özel bir renk paketlerimizi sunuyoruz. Evet. Bugün salı. Bugünün rengimiz bu. Yarın çarşamba sarı olacak paketlerimiz mesela. Yani aslında diyebiliriz. İnsana önem verince arkasından da gelebiliyorlar başarıda. Tabii. Bir başarı tesadüf değil. Siz bunu gözlerinizden de çok iyi anlayabiliyorum ben. Siz işinizi çok severek yapıyorsunuz. Ve yalnız değilsiniz aslında. Bir de arkanızda ekibiniz var. Ekip işi kaç çok önemli. Kaç kişilik ekibiniz var? 17 kişilik bir ekibiz biz. Evet. Ve 16 kişi olsaydı bu iş olmazdı. Öyle söyleyeyim. Yani, peki kaçta açılıyor burası? 9.30'da açılıp hazırlıklara başlıyoruz. Evet. 2 saatlik hazırlık sonucu, temizlik sonucu. Gece de yapılıyor temizlik. Tekrar sabah da temizlik yapıyoruz. Evet. Saat 11'de açıyoruz. 11.30'da servislerimiz başlıyor. Gece 1'e kadar da açığız. Paket servislerimiz ve müşteri ağırlama paket bahçemiz hazır. Aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz hızlı bir yerinizde? 47 kişi. 30 metrekarede 47 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Peki organizasyonlarda yeriniz var mı? Ayırıyor musunuz burada? Organizasyonlar için şu an erken olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 1,5-2 aylık bir restoran oluyoruz. Evet. Organizasyonlarda 10 kişiyi geçmemek kaydıyla, yani yine 20 kişi de olabilir, 30 kişi de olabilir. Onun için
anlaşıyoruz bir kafeyle. Yakın kafe olan yerlerle anlaşıp orada da hizmetimizi sunabiliyoruz insanlara. Evet, gıda sektörü zordur aslında. Birilerini hizmetmek de çok zordur, öyle değil evet. mi? Meyve derken de tabii ki burayı tercih edebilirsiniz, bunu anlıyoruz ama hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz? Çünkü buranın herkesin tanıması evet, gerekiyor gerçekten. Şu an o çok büyük bir sorun bizim için. Evet. Ataköy, Florya, Yeşilköy ve Yeşilyurt bölgelerine hizmet verebiliyoruz şu anda. Çünkü lezzet 20 dakikadan sonra motorda gittiğinde ya da müşteriye ulaştığında bu lezzet aynısını alamıyor. Hızlı bir şekilde ve sıcağı sıcağı alıyorsunuz. Biz sıcağı sıcağını tatması için bölgeyi kısıtlıyoruz. Evet. Yakın zamanda ya da ilerleyen zamanlarda diğer yerlere de evet. o hizmeti en lezzetli bir şekilde vermeyi peki. amaçlıyoruz. İrfan Bey, bir iş yeri kurulurken öncelikle çok büyük hedef ve hayallerle kurulur ama burası için de eminim ki çok büyük hedef ve hayalleriniz vardı. Hı-hı. Şu anda olmak istediğiniz yerde misiniz? Yani şu an düşündüğümüz yerdeyiz. Evet. Farklı projeler var mı? Farklı projelerimiz franchise sistemi diyorlar şu an. Evet. Var, onu biliyoruz ama biz yeni bir sistemle bunu dağıtmayı düşünüyoruz. İşletmecilere herhangi bir bedel ödemeden o mağazanın sahibi yapacağız. Yani herhangi bir yerde çalışan bir mağaza müdürü, 15 senelik çalışan bir mağaza müdürü, ekibi ve arkadaşları ile birlikte bir ekip kuracakları için bir herhangi bir bedel almadan isim hakkını verecek. İsim hakkını verip tamamıyla işletmesini kendi üzerine odaklayacağız. Yani tabii. Öncelikle insan odaklısınız ve isminizi ve lezzetinizi Türkiye'ye kaliteyi eti getirmek istiyorum yola İnşallah. Çıkarak yapmış İnşallah. Olduğunuz bir hizmet. İnşallah. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden ve kaliteli hizmet anlayışınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok farklı projelerde hedeflerinize ulaştığınız zaman tekrar görüşeceğiz ama son olarak da sizden personellerinizi destekleyenlerinize ve müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Gerçek lezzeti sunmaya çalışıyoruz ve o lezzeti tadan müşterilerimizi daha fazla güldürmeye çalışıyoruz. Etin dışında hizmetimizle de mutlu etmek istiyoruz. Harikasınız. Biz de buradan herkes davet ediyoruz. Sizin gerçekten kaliteli, birebir organik köfteden yapılan hamburger yemeği Yeşilköy Hızlı Burger'e davet ediyoruz. Herkesi evet, bu durumda uzun yıllar, uzun nesiller sürmesiyle farklı projelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Thank you.